Sevgili Vizyon 58 izleyenlerimiz, yeni bir Şifa Kapısı programı. İstanbul temsilcimiz Esra Polat'ın hazırlayıp sunduğu Şifa Kapısı programının konuğu Avrasya Hastanesi doktorlarından diyetisyen Büşra Çengel oldu. Nedir? Beslenme, vücudun çalışması, yenilenmesi için. Avrasya Hastanesi diyetisyeni Büşra Çengel, sağlıklı beslenme nasıl olmalıdır? Hazır yiyecekler sağlığımızı nasıl etkiliyor? Ve geç saatte yemek yemenin zararları nelerdir? Konularında bilgilendirmelerde bulundu. Sağlıklı beslenme tabağımız nasıl olmalı? Sağlıklı beslenme tabağımız biz her öğünde tabağımız. Çengel, sağlıklı beslenme tabağımız her öğünde tabağımıza baktığımızda tabağımızın yarısını sebzeyle doldurmamız gerekiyor diyerek şunları kaydetti. Protein kaynağından yana kullanmamız gerekiyor. Bu et grubu olabilir, kuru bakliyat grubu olabilir. Et, tavuk, balık olarak et grubunu adlandırılıyoruz. Nohut olur, kuru fasulye olur, mercimek olur, yani bir kuru baklagil grubu olabilir. Ve diğer çeyreğini tahıl grubu oluşturması gerekiyor. Bu ekmek olabilir, makarna, bulgur pilavı olabilir. Diyette yasak yoktur. Diyette kendimizi bir besinden mahrum bıraktığımızda bir süre bunu devam ettirebiliyoruz. Fakat sonrasında tekrardan diyeti bırakıyoruz ve eski kilolarımızı tekrardan geri alıyoruz. Bu yüzden tabağımıza baktığımızda aslında yeterli ve dengeli beslenmenin tanımını görebiliriz. Dediğim gibi en başta sebze, tahıl grubu ve protein grubu her biri miktarda bulunması gerekmektedir. Çengel, gün içerisinde bir öğüne atladığımızda bir sonraki öğünde daha fazla yemek yiyoruz diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Oluyor. Aslında evde tencere yemeği yaptığımızda, kendi yaptığımızı yediğimizde kilomuzu korumuş oluyoruz. Fakat çalıştığımızdan dolayı genellikle hep bir hazıra yönelme eğilimindeyiz. Bu zararlı bir davranıştır çünkü içerisinde çok fazla miktarda tuz bulunuyor, çok fazla miktarda yağ bulunuyor. Özellikle çocuklar için bunu ödül olarak düşünmemek lazım. Derslerinden iyi aldın, sana şu fast food zincirine götürelim, orada şunları tüketelim gibi şeyler yerine spora yöneltebilirsiniz, bir aktiviteye yöneltebilirsiniz. Bu şekilde uzak durarak sağlığımızı korumuş oluruz. Çengel, aslında evde tencere yemeği yaptığımızda, kendi yaptığımızı yediğimizde kilomuzu korumuş oluyoruz dedi. Gün içerisinde bir öğüne atladığımızda bir sonraki öğünde daha fazla yemek yiyoruz. En önemli öğün kahvaltı dedik. Kahvaltıyı atladığımızda bir sonraki öğün çok daha fazla miktarda yemek yemiş oluyoruz. Ve sabah kahvaltı yaptığımızda vücudumuzu uyandırmış oluyoruz. Beynimize glikoz yollamış oluyoruz. Aynı şekilde geceleyin yoğun çalışma saatlerinden sonra eve geç gelen çalışma arkadaşlarımız vardır. Saat yatmaya 2-2,5 saat kala son ara öğünümüzü yapıp yatmak aslında en doğru şey. Çünkü vücut artık sirkadyen ritme göre kendisini uykuya hazırlıyor. Bu nedenden dolayı yatmadan 2-2,5 saat önce küçük bir ara öğün yapmak en doğru yöntemdir. Örneğin kişi geldi eve saat 9-10, 12-1 gibi yatacak. Küçük bir ara öğün yapabilir, bir sandviç tüketebilir ağır yağlı yemeklerden ziyade veya meyve, yoğurt gibi küçük bir ara öğün tüketebilir. Bu anlamda bu şekilde soruyu cevaplamış.